Van Postası gazetesinin sunduğu gündemdekiler başlıyor. Değerli izleyiciler, gündemdekiler programı olarak Erciş'teki aile destek merkezlerini dolaşıyoruz. Erciş'te aile destek merkezlerinde verilen hizmetleri, yapılan kursları, atölye çalışmalarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Aile destek merkezleri kadınların gelerek kurs aldıkları, el becerileri kazandıkları, hayatlarını kolaylaştırmak için aldıkları kurslarda işte dikiş, nakış, boyama, işte bağlama kursları, farklı etkinliklerle hayatlarını daha zengin hale getirip sosyalleştikleri yerler. Aile destek merkezleri Erciş Kaymakamlığı, Erciş Belediyesi, Erciş Milli Eğitim Müdürlüğü de başta olmak üzere birlikte koordine edilerek kurulan merkezler. Buradaki çalışmalar bu kurumlar tarafından destekleniyor, finanse ediliyor. Dolayısıyla Erciş'te kayyum yönetimi olarak belediyede kayyum tarafından yönetiliyor. Erciş Kaymakamı aynı zamanda belediye başkan vekili. Bu da gösteriyor ki hem belediye imkanlarının hem de kaymakamlık imkanlarının tek elden verimli bir şekilde koordine edildiğini bize gösteriyor. Dolayısıyla bugün Erciş'te bulunan aile destek merkezlerindeki çalışmalarla sizleri baş başa bırakıyoruz. Değerli izleyiciler, gündemdekiler programı olarak bugün Erciş'te aile destek merkezleriyle ilgili çalışmaları kayıt altına almak, buralardaki yapılan faaliyetleri çekmek ve size aktarmak üzere geldik. Şu an yanımızda Erciş Kaymakamı ve Erciş Belediye Başkan Vekili Sayın Nuri Mehmet Beyoğlu var. Ademlerle ilgili konuları kendisiyle konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz. Erciş'te Adem kaç tane aile destek merkezi var? Öncelikle buradan başlamak istiyorum. Malumunuz olduğu üzere Erciş yaklaşık 200 bin nüfusuyla bölgenin en büyük ve en cazibe merkezi olan Kuzey Yıldız Vakabı'da önemli bir merkezdir. Halihazırda Erciş'imizde aile destek merkezi olarak fiilen aktif olarak çalışan 5 adet aile destek merkezimiz var. Bunlar şehrimizin farklı farklı noktalarında, işte Sahilkent Mahallesi'nde, Latifiye Mahallemizde, Kışlan Mahallemizde, Van Yolu Mahallemizde, Adnan Menderes Mahallemizde, Saliye Mahallemizde halihazırda aile destek merkezlerimiz var. Aile destek merkezlerimizin en büyük fonksiyonu şudur. Özellikle hanımlarımızın, kadınlarımızın toplumsal entegrasyonun sağlanması, iş hayatına girişine katkı sağlanması, meslek edindirmesine farklı sunulması, aynı zamanda aile bütçesinin sağlanmasına çok kıymetli ve çok değerli, önemli rol üstlenmekte. Yani annelik eğitiminden okuma yazma kurslarına, okuma yazma kurslarından Kur'an-ı Kerim eğitimlerine, biçki dikiş nakış kurslarından spor kurslarına, takı tasarım kurslarına kadar, yağlı boya kurslarına kadar, kişisel gelişim kurslarına kadar çok geniş bir yelpazede aile destek merkezlerimizin faaliyetleri devam etmekte. Bu açıdan bakıldığında yaklaşık olarak halihazırda Erciş'imizde 3000'den fazla hanımefendilerimiz, bu vatandaşlarımız aile destek merkezinde kadınlarımız faydalanmakta. İnsanlarımızla yaptığımız sohbetlerde şunları görmekteyiz. Aile destek merkezine yetişip sertifikası alan kişilere bakıldığında yaklaşık 10'dan fazla hanımefendi kendi iş yerlerini açtılar. Bizi çok mutlu ediyor. Bundan sonraki süreçte en büyük hedeflerin bir tanesi de aile destek merkezlerimizden sertifika alarak kurs üyelerimizin kooperatifler kurarak toplumsal hayata çok daha fazla yer almasını ve istihdama katkı sağlamasını istiyoruz. Biz inşallah bu yıla, 2022 yılındayız malumunuz olduğu üzere. Bu yılda çünkü Erciş'imize nüfus yoğunluğunu dikkate alarak şehrimize planlamış olduğumuz 7 ayrı yerimizde, işte Çelebaba bölgemizde, Alkanat mahallemizde, Tekevlere mahallemizde, Yeşilova mahallemizde, Aşağı Işıklı mahallemizde, Yukarı Işıklı mahallemizde ve Kocapınar mahallemizde yine aile destek merkezleri açacağız. Ve inşallah hizmetlerimizi arttırarak devam ettireceğiz. Aslında aile destek merkezleri aynı zamanda kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılmalarına destek veren, onlara bu anlamda belki de bir başlangıç sağlayan merkezler.
Kesinlikle. Yani biz şöyle bakıyoruz. 7'den 70'e toplumsal hayata entegrasyonun sağlanması, kadının toplum içerisindeki yerinin daha fazla arttırılması, kadın istihdamının sağlanması ve iş kadını oluşturulması çok kıymetli ve değerli bir çalışma. ALESEK merkezlerimizi bu anlamda üstlenmiş olduğu fonksiyon olarak bakıldığında açıkçası geçmişten beri yeri dolduramaz bir pozisyona gelmiştir. İnşallah başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz. Aile destek merkezleri de dahil olmak üzere Erciş'teki diğer çalışmaları inşallah zaman zaman sizlerle görüşmek istiyoruz. Kayıt yapıp, çekim yapıp vatandaşla, izleyiciyle paylaşmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de tekrar hoş geldiniz diyorum. Son olarak da şunu eklemek istiyorum. Malumunuz olduğu üzere Sayın Van Valimiz Doktor Ozan Balcı Beyefendi'nin başlatmış olduğu Sosyal Destek Hızır proje kapsamımıza Erciş'imizde hemen faaliyete geçtik. Gerek Erciş Belediye'miz, Erciş Kaymakamlığımız, Sosyal Yardımlaşma Danışma Vakfımız, Sosyal Hizmet Merkezimizle beraber biz 18 kişiden oluşan 6 ayrı ekip oluşturarak insanımıza, hayata, yüreklere dokunmaya devam ediyoruz. Biz sosyal devlet olmanın en büyük gereksinimlerinden bir tanesi de içimizdeki yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı unutmuyoruz. Onu da eklemek istiyorum. Halihazırda Erciş'imizde 300'den fazla fayda sahibi vatandaşlarımıza evde bakım hizmetleri vererek vefa projesini Erciş'imiz hayata geçirdik. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İsmim Aşkın Ceylan. 2017 yılından beri Aile Destek Merkezi koordinatörlüğünü yapmaktayım. Aile Destek Merkezleri olarak birçok ev hanımına biz burada maddi manevi destekte bulunuyoruz. Bu şekilde katkımız bulunuyor. Kendilerini burada gelip el becerilerini ilerletebiliyorlar, yeteneklerini daha da ileriye götürebiliyorlar. Maddi olarak ailelerine, öğrendikleriyle maddi olarak ailelerine ekonomik olarak destekte bulunabiliyorlar. Mesela giyim tasarım kursunda öğrendikleriyle bayanlar biçkiyi, dikişi, kesimi bunları öğrendikten sonra evde terzilik yapabiliyorlar. İmkanı olan usta öğreticilik belgesini aldıktan sonra dükkanını kurup bu şekilde de ekonomik alanda ilerleyebiliyor. Aynı şekilde kuaför kursumuzda ilerleyen zamanlarda yani yetenekli bir kuaför olabiliyorlar. Hanımlarımız bu şekilde burada faydalanırken birçok biz kursları açıyoruz. Burada faydalanırken çocukları da kreş oyun odamızda vakitlerini geçiriyorlar. Usta öğretici eşliğinde zaten bu alandan faydalanabiliyorlar. Annelerimiz burada vakitlerini geçirirken aynı zamanda çocukları da güvenilir bir ortamda okul öncesi eğitimi almış usta öğreticimizle beraber eğitim okul öncesine yani birinci sınıfa hazırlanmış oluyorlar. Hem de vakitlerini geçirmiş oluyorlar. Biz burada birçok kurs açıyoruz. Nakış alanında, dikiş alanında, oyun odası olsun. Aynı zamanda okuma yazma bilmeyen bayanlarımıza da okuma yazma kursları açıyoruz. En çok buna önem veriyoruz. Çünkü okuma yazma oranımızı yükseltmeye yönelik birçok çalışma yapıyoruz. Gerek alan taraması olsun, gerek duyurularımızla olsun. Yaşam kalitesini artırmaya yönelik genelde çalışmalar yapıyoruz. Hanımlarımız evde durmasın, dışarıda da bir hayatın olduğunu onlara benimsetmeye çalışıyoruz. Aile destek merkezlerimizde aynı zamanda kursların yanı sıra bir de eğitimlerimiz oluyor. Psikolojik sağlık eğitimleri oluyor. Psikolojik danışmanlık almak istemeyen veya bundan çekinen, ailevi baskıları olan veya çevresel faktörlerden çekinen bayanlarımız buradaki eğitimlere istinaden faydalanabiliyorlar. Merak ettikleri ya da söylemeye çekindikleri, dışarıya aksettirmeye utandıkları bütün bilgileri burada öğrenebiliyorlar. Birebir görüşmeler de yaptırıyoruz. Bu şekilde de faydalanabiliyorlar. Birçok bayanımız, şiddet gören bayanımız varsa bunu gidip kurumdan öğrenmek yerine buradan bilgiyi alıp daha sağlıklı bir şekilde yol alabiliyor. Aile destek merkezlerimizden maddi olarak, ekonomik olarak desteğini esirgemeyen Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Doktor Nuri Mehmet Beyoğlu'na, vakıf müdürümüze Sefa Bey'e, usta öğreticilerimizin temininde bize desteğini esirgemeyen Halk Eğitim Müdürlüğü'ne, eğitimlerimizi üstlenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, sağlık eğitimlerimizi üstlenen İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne de buradan teşekkür etmek istiyorum. Bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Züheyla Akay, giyim üretim teknolojisi usta üreticisiyim. Burada işte öğrencilerle birlikte iş yapıyoruz. Burada ne öğretiyorsunuz bu atölyede? Giyim, işte etek, elbise, anikürümü, oyuncak falan.
Onları işte gösteriyoruz, yapıyorlar. Hiç bilmedikleri halde buraya geldiler ve dikiş öğrendiler. Şu anda kendilerine elbiseler falan dikiyorlar. Yani sizin gözleminize göre buraya ilk geldiklerindeki haliyle şimdiki halleri, hayatlarında tabii, ne değişti? Çok fark var arasında. Çünkü dikiş hiç bilmedikleri halde, örneğin makineyi bilmiyorlardı. Buraya gelip öğrendiler. İşte kendi işlerini yapıyorlar. Evet, herkes kendi işini yapıyor. Giysilerini falan yapıyorlar. Ticaret etraftan sipariş alanlar var mı? Yok, şimdilik yok. Ama almaya başladılar yani. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Fatma Görer. Ne zamandır buraya geliyorsunuz? Yaklaşık 6 aydır geliyorum buraya. Neden geldiniz? Buraya el işi öğrenmeye geldim. Dikiş nakış, dikiş giyim tasarım üzerinde hocamızdan bilgileri falan öğrenip de burada giyim tasarımından eşyaları falan yapmaya öğrenmeye geldik. Şu an ne yapıyorsunuz? Ben şu anda masa örtüsünü yapıyorum. Evet. Kursta neler öğrendiniz? Ne yapabiliyorsunuz? Kursta şimdi giyim öğrendim. Elbise dikimini öğrendim. Evet, kesimini öğrendim. Biçimini öğrendim. Yani bunların hepsini biz burada öğrendik. Peki kurs sizin hayatınızı nasıl etkiledi? Çok güzel etkiledi. Maddi ve manevi açısından çok güzel etkiledi açıkçası. Yani hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu mesela? Maddi olarak da şu anda dışarıdan iş almaya başladık. Manevi olarak da buraya gelip de hani toplum içerisinde güzel bir şekilde sosyalleşiyoruz biz. Peki kursun devamında ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ben şu anda usta öğretici için sınavlara giriyorum. Saatlerimi falan doldurmuşum. Diplomalarımı hocamdan alacağım. Usta öğretici olarak hoca olmayı düşünüyorum. Yani siz de öğrenci yetiştireceksiniz. Evet, inşallah. İnşallah başarılı olursunuz. Sağ olun, çok teşekkürler inşallah. Sağ olun. Sağ olun hocam. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Emine Ronar. Buraya neden geldiniz? Burada öğrenmek, birbirimize her anlamda destek olmak, birbirimize, yani burada biz bir aile gibiyiz, aile gibi yaşıyoruz. Hani her birimiz bir yerden geldik ama sanki bir anne babadan olma şeklinde. Çok birbirimizi seviyoruz, birbirimizi görüyoruz. Her şekilde birbirimize iyi günde, kötü günde şeyler paylaşıyoruz. Burada öğreniyoruz. Allah nasip ederse burada hocalık düşünüyoruz. Yani kendi adıma. Yani güzel oluyor. Yani belge alıp usta öğretici olmak istiyorum. Aynen, sertifikamı doldurduktan sonra burada inşallah hani sertifikamı aldıktan sonra burada hani çıraklıkta eksik i̇nşallah. Kalan şeyleri tamamlayıp inşallah. Hocalık düşünüyoruz. Peki ne kadardır kursa geliyorsunuz? Aralıktan beri biz buradayız. 6 ay oldu. Neler öğrendiniz? Dikiş nakış öğrendik, kesimleri öğrendik, biçkileri öğrendik, çizimleri öğrendik hocamızın eşliğinde. Elbise dikebiliyorsunuz. Dikiyoruz, evet. Peki konu komşudan, etraftan sipariş alıyor musunuz, iş alıyor musunuz? Pek iş aldığımız sayılmaz da ama yani yakında alacağız inşallah hayırlısıyla. Hani tamamen bu işin erbabı olduktan sonra almayı düşünüyoruz tabii ki. Hani kendi iş yerimizi açabiliriz. Evet. Burada hocalık falan daha güzel olur yani. Bu diktiğiniz nedir? Makinede olan? Arkadaşımın bir parçası. Evet. Tünik olarak birkaç yer eksikti. Onları tamamlıyorum şu anda. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Şirvan Sağlam. Çocuk gelişimi mezunuyum. Aile Destek Merkezi'ndeki kreş bölümündesiniz. Burada çocuklara ne öğretiyorsunuz? Burada amacımız çocukları sosyalleştirmek, paylaşmayı öğretmek, mümkün olduğu kadar çocukları burada tutabilmek işte. Annelerin diğer sınıflarda daha iyi hocalarıyla iletişim kurabilmeleri, işlerini daha düzgün yapabilmeleri için oyun odası altında çocukları burada tutuyoruz yani. Yani aile destek merkezindeki kurslara gelen kadınların çocukları, evet, kafaları rahat ediyor, daha rahat. Evet. Kesinlikle. Evet. Onun dışında çocuklara öz bakım becerileri veriyorum. Sosyal duygusal alanda, bilişsel alanda, sanat etkinlikleri, Türkçe etkinliği, fen ve matematik etkinlikleri, bu dersleri de yapıyoruz tabii. Çocukların seviyesine göre. Aynen, kesinlikle. Parmak kaslarını geliştiriyoruz ve çocukları sosyalleştiriyoruz. İlkokula hazırlıyoruz bir nevi. Bu şekilde. Evet.
paylaşma duyguları nasıl ilk geldiğinde ve sonrasında gelişim nasıl oluyor? Kesinlikle büyük bir gelişme var. İlk geldiklerinde çok bencil oluyorlar işte, paylaşmayı bilmiyorlar. Çok hırslı, sinirli, agresif davranışlar sergiliyorlar. Bunu zamanla atlatıyorlar. Şu an çok iyiyiz. Aslında ilkokula hazırlık, anneler ilkokula çocuklarını götürünce sınıfta oturuyorlar. Belki de bu çocukların anneleri sınıfta oturmak ihtiyacı hissetmeyecekler. Kesinlikle. Kesinlikle öyle, katılıyorum size. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Semiha İşler, usta öğreticiyim, kuaför hocası. Aile destek merkezi içerisinde bir kuaför kursu, evet, bölüm var. Burada, evet, neler yapıyorsunuz? Burada bayanların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hem eğitiyoruz ileriye dönük. İşte. Hangi eğitimleri veriyorsunuz? Türban, saç tasarım gibi. Kaş, yüz, tür şeyler. Peki verdiğiniz eğitimler sonucunda kursiyerlerin hayatında ne değişiyor? Yani bizden saatlerini doldurmuş oluyorlar. Saatlerini doldurduktan sonra bunu çıraklık okulundan devam ettirip meslek usta öğretici olabiliyorlar. Oradan belge alıyorlar, evet, süreçlerini, evet, tamamlıyorlar. Buradan saatlerini hem öğrenmiş oluyorlar hem saatlerini dolduruyorlar. Yani öğrenci olarak girdiği kurstan, evet, öğretici olarak çıkıyorlar. Evet, öğretici olarak çıkabiliyorlar. Onların günlük yaşantılarında buradaki kursun ne etkisi var? Yani buraya ilk geldiği andan, işte kursu bitirdikten sonraki süreç içerisinde sizin gözleminiz hayatlarında ne değişiyor? Yani güçlü bir kadın olmayı en azından şey yapabiliyorlar, kendilerine güvenleri geliyor ilk açıdan. Hani böyle bir şey yapamayız, edemeyiz deyince, hani biraz umut verince, hani ayaklarınızın üstünde durun dediğimiz zaman en azından hani bir teşvik oluyorlar. Teşvik oldukları için de bu benim için çok iyi bir şey. Öğreniyorlar. Her gün işte yani bir saatimiz boş kalsa hemen hocam işte bir şeyler yapalım, bir şeyler öğrenelim diyorlar. Yani verimliler açıkçası. Yani bu şekilde. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Handan Keleş. Burada öğrenciyim. Ne zaman başladınız burada? Ben 3-4 ay önce başladım. Çünkü kuaförümüz biraz geç açıldığı için. Buraya hem psikolojik amaçlı hani geliyorum, bir şeyler öğrenmek amaçlı. Çok iyi, çok hani faydası oluyor bize. Burada belgelerimi tamamlayıp ileriki zamanda belki bir usta çıraklık şeyine gitme imkanım var. Hani benim için çok iyi, bütün bayanlar için. Hani burada öğrendiğim bazı şeyleri kendi evde mesela yapmak, öğrenmek amaçlı uyguluyorum. Güzel bir yer, hani faydası oluyor bize. Yani bu kursa geliyorsunuz diye komşulardan talep var mı? Tabii canım, mesela talep de var. Ondan sonra kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Evde annen kuaföre gitme imkanımız olmuyor her zaman. Arkadaşımıza, komşumuza hani buradan öğrendiklerimizi yapma imkanımız oluyor. Peki buraya başladığınız andan şu ana kadar olan sürecin içerisinde hayatınızda ne değişti? Nasıl bir etkisi oldu kursun? Ya etkisi bu. Mesela biz evde olan bayanlarız, çalışmayan bayanlardık. Biz devamlı evde, her şey evde. Ama buraya geldikten sonra öyle bir şey olmadığını anladık. Mesela buradan öğrendiklerimizi ileriki zamanda hani bizim için çok katkısı olacak ileriki zamanımızda. Buradan öğrendiğimizi, belgelerimizi tamamladıktan sonra çıraklığa gideriz. Çıraklıktan öyle devam ederek kuaför salonu bile açma imkanımız olabilir. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Teşekkür ederim. Van Postası Gazetesi gündemdekileri sundu. Değerli izleyiciler, gündemdekiler programı olarak bugün Erciş'e geldik. Erciş'te aile destek merkezlerini dolaştık. Aile destek merkezleri koordinatörleriyle,
usta öğreticilerle ve kursiyerlerle röportajlar yaptık. Erciş ilçesi kaymakamı ve belediye başkan vekili Doktor Nuri Mehmet Beyoğlu'yla görüştük. Aile destek merkezlerinde yapılan çalışmaları görüntüledik. Yaptığımız röportajlarla aile destek merkezlerinin topluma sağladığı katkıyı sizlere aktarmaya çalıştık. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Van Postası gazetesi gündemdekileri sundu.